Son günlerde ne yazık ki ülkemizde çocukların kaybolmasına yönelik çok üzücü ve olumsuz haberler alıyoruz. Biz bunlarla ilgili bu tip olaylara meydan vermemek için aslında çocuk parklarımızı daha güvenli hale getirilmesiyle ilgili Mart ayından bu yana çalışmalarımız vardı. Hatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Esra Ceyhan Hanım'ın da bir yere geldiğini ona da bahsetmiştik bu programda. Kendileri de bunun çok yerinde bir çalışma olacağını ve bunun tanıtımında mutlaka bulunmak istediğini ifade etmişlerdi. Kendisi buraya gelmek üzereyken kızı rahatsızlandı, aramızda olamadı. Onunla selamlarımı ileteyim sizlere. Ama daha sonraki günlerde mutlaka bir yere gelip bu parkları yerinde görmek istediğini kendileri ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde inşallah bu sağlık sorunu halledildikten sonra onları da bir yere ağırlayacağız. Tabii bu çocuklarımız, geleceğimiz, bu dünya bize miras kalmadı. Biz onu işte Ayça'dan, İpek'ten ödünç aldık. Onları daha güvenli bir şekilde bırakabilmek için, onların daha düzgün ve sağlıklı yetişmelerini sağlamamız için parklarımızın daha güvenli olması gerekir diye düşünüyoruz. Onlar orada oyun oynarken hiç çekinmeden, korkmadan oynayabilsinler. Aileler de biraz daha içleri rahat olsun. Biz şu ana kadar 55 tane parkımızın birkaç tane hariç hepsi baştan aşağı komple yeniledik. Yeni parklar da açtık. Ve bu parklarımızın şu anda 10 tanesinde de kamerayla 24 saat izlenebilir hale getirdik. Bu şehir parkında ve kampüs parkında zaten bunlar var. Yani şehir parkı projesi yapılırken daha biz burada güvenlik kameralarını projeyi daha yükmüştük. Onlar da yapıldı. Ayça da Kurumluklar Okulu'na gidiyor. Bu şeyden sonra o da kendince bize dilekçe vermişti. Biz çocuklara karşı yapılan her türlü kötü davranışların önüne geçilebilmesi için okul bahçesi, oyun parkları, kamera konulmasını istiyorum ve gereğini saygılarımla arz edelim diye. Bir de meclisine bir dilekçe vermişti Ayça. Biz o zaman da bunu haber yapmıştık. Ondan sonra da Ayça'nın da istekleriyle bu çalışmalarımıza başlamıştık. İnşallah bunu bütün parklarımıza yaygınlaştıracağız ve o Biga'nın her zaman kendini hedef koyduğumuz yaşanacak şehir mutlu Biga hedefine ulaşma yolunda bunların da küçük küçük adımlar olacağını ümit ediyorum. Ve bundan sonra geri kalan diğer parklarımızı da güvenli hale getireceğimizi buradan gururla söylemek istiyorum. Ülkemizde ve dünyada aslında bu çocuklara yönelik taciz ve şiddetle ilgili rakamlar elimde var burada ama gerçekten çok insanın içini parçalayan, özellikle Türkiye'deki rakamlar bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani tek tek bunları vermek istemiyorum ama hakikaten durumumuz bu anlamda oldukça kötü ülke olarak. Yani kısaca şunu söyleyeyim. 2008 ve 2011 verilerine göre hala da 27 binden fazla çocuğumuz kayıp. Çok önemli bir rakam. 27 bin, yani bir gün nüfusunun yarısı neredeyse çok korkunç bir rakam. İşte inşallah bu tip olumsuz kötü olayların önüne geçmek için bizlere, yerel yönetim olarak üzerinde düşenlerin bu parkları güvenli hale getirerek bir adım olacağını düşündük ve bu konuda çalışmalarımıza başladık. Dediğim gibi bundan sonra tüm parklarımızı da yaygınlaştıracağız. Şu an tüm parkların kameralandırılması devam ediyor herhalde. Şu anda 10 tane parkımız yapıldı. Kullanılabilir durumda 55 tane parkımız var. Tabi bunların bazıları çok küçük parklar da bunun içerisinde ama öncelikle yoğun olarak kullanılan parklarımızı bu kameralarla güvenli hale getirmeye çalışacağız. Yani bundan sonra Biga Belediye'de gözümüz çocukların üzerinde anneler biraz daha rahat olabilirler.